Paintfield'la inceliyoruz'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine sizlere 3 modeli tanıtacağız. Ta-ta! İlki Türkiye'de Sedat KFZ olarak bilinen 1/35 ICM'in SD KFZ 251 modeli. İkincisi bugünlerin popüleri çöl fıtrası. Ne, savaş arabası mıydı? Savaş arabası. Aynen. Chariot. Merkava. Ama hibrit Mark 1 hibrit. Üçüncüsü ise Türk Hava Kuvvetleri'nde de görev aldığını biliyorum. Evet, aynen. Invader. Invader. Aynen. Canavar Invader. Aynen. ICM'in 1/48 A26B15 Invader'a. Hazırsak başlayalım. Başlayalım, hadi bakalım. İlk maketimiz SDKFZ. SDKFZ 251 pek çok markada var abi. Fakat UCM'nin bu kiti 2018'de çıktı. Birkaç farklı kutulaması da oldu. Bu ilk kutulamasının modeli. Her şeyin başladığı ilk kit. 2018'de çıktı derken yeni kalıp. Kalıp yeni kalıp yani. Anladım. Ondan sonra hani çeşitli varyasyonlarını falan yaptı ama bu ilk ham hali. Anladım. Çünkü daha sonra işte içerisine figür koydu, bilmem ne yaptı falan, böyle çeşitlendirmeler yaptılar. Aynı zamanda bu maketi Revel de kutulamış 2020'de. Yani oradan da karşımıza çıkıyor ama UCM'nin bu kiti şu an piyasadaki en yeni SDKFZ 251 maketlerinden birisi. Anladım. Bu meşhur SDKFZ işte, Sedat KFZ. Aynen, Sedat. Aynen, Sonderkraft Fahrzeug aslında işte şey, personel taşıyıcı anlamına geliyor. Zırhlı personel taşıyıcı anlamına geliyor. Yarı paletli. Kabaca, yarı paletli. Benim, çok ikonik bir tasarımdır evet aslında. Abi, yani normalde SDKFZ 11 üstünde. Bunun bu bir traktör aslında. Evet. Paletli bir traktör. Ya biz bunu ne yapalım da bir şekilde personele dahil edelim derken böyle zırhlı bir şeye dönüşüyor. İşte bizim ACV 15'lerin atası gibi bir şey bu yani. Aynen, bu aynen. Yani tanklara yardımcı, personeli atıştan koruyacak olan bir araç olarak dizayn etmişler. Ama sonrasında bir sürü varyantı da var. İşte yanında Nebel Werfel'ler takılmış, roket haline getirilmiş, işte ne bileyim tank avcısı olmuş, aynen, o olmuş, bu olmuş. Tabii. Ambulans olmuş. Yani aklına her gelebilecek her şeyi yapmışlar bunlar. Koymuşlar. Acaba kaç tane üretildi bunlardan? Abi 15.000 civarında. İyi bu rakam. Bu cihaz böyle biraz tuhaf. Aslında bu Weimar Devleti zamanında üzerinde çalışılmış olan bir araç bu. Yani daha Hitler gelmemiş de siyasete başlamış, işte şey yapılıyor. Ordunun içerisinde geliştiriyorlar bunu. Nasıl bir şey yapabiliriz diyerekten. Yani işte personeli zırhlı bir araçla taşıma konusunda Almanlar, anladım, düşünürken gelişmiş. O yüzden kaynaklar çok karışık. Mesela bazı yani popüler işte Schiefer gibi yayınların kitaplarını okuduğunuz zaman 1934'e kadar gidiyor bu aracın geçmişi. Oo. Ama işte hızlı bilgi Wikipedia'ya baktığımızda 37 gibi çıkıyor karşımıza. O yüzden böyle birazcık şeyi var. Muallakta kalmış olan bir yanı var. O yüzden ne zaman servise girdi? İşte 39'da servisteydi. Hani kabaca öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Bu A varyantı. Evet. Planlanmış ilk modeli, üretilmiş ilk modeli. Daha sonra arkasından B'si, C'si, D'si de geliyor. Bunların kabuksal farklılıkları var. Mesela bu aracın en büyük özelliği arkasındaki çıkık kapağı. D modelinde şöyle, çünkü düz iner. Evet. Ama A, B, C'sinde çıkık kapağı var. Şimdi tarihçesini geçelim, biraz kiti inceleyelim. Tabii. Bence. Çünkü şunu söylemeden de geçemeyeceğim ama herhalde Blitzkrieg stratejisinde bel kemiklerinden biri oldu bu birisi. Aletler. Evet. Hani çünkü yani zırhı var. Tabii. Yani sadece tankla yarmak değil, arkadan değil, askeri de taşıyor açısından çok önemli tankla bir araçtı. Tankla beraber askeri de getiriyor. O çok önemli. Yani işte onun planlanmasını çok iyi yapmışlar. Abi işte UCM'in kutusu böyle biraz şey. Hop. İki kişi. Hadi lan. Evet, şu an herkes bize güldü. İki kişi bu kutuyu açtınız lan. Ondan sonra yeni nesil şeyi çıkıyor, kılavuzu çıkıyor. Renkli kapaklı. İçerisinden çoklu profil geliyor. 4 tane farklı aracı yapabiliyoruz. Ondan sonra o anlamda şey yani hani farklı cephelerin arabalarını koymuş. İşte Fransa cephesi de var. Doğu cephesine de tabii katıldığı için orada da savaşmış olan araçların plakalarını, birliklerin şeylerini verdi. Öyle çok aman aman şeyli bir kit değil. Aslında bana birazcık Tamiya'yı anımsatıyor. Çünkü bu D modeli Tamiya'da da var.
Ondan sonra hemen hemen onun kadar parçalı. Ben Tamiya'nın D modelini yaptım. Şunu söyleyebilirim. Son derece basit bir kit D modeli. Evet. Detay olarak da basit. Plastik kalitesi olarak da basit. Ve maalesef şunu söyleyebilirim. Ne yaparsan yap, Tamiya'nınki günün sonunda oyuncak. Ya öyle o bir durum hissi var. Veriyor Tamiya'nınki. Ya bu nasıl acaba? Bu birazcık daha iyi. Yani şimdi şöyle, burada Doruk'a sesleniyorum. Sadece seni gıcık etmek için demiyorum bunu. mesela şu detaylar Tamiya'da yok. İç kabuk detayı olsun. Aracın dışında mesela bak şöyle. Öndeki etek diyeyim kabaca. Onun, şu bir çapak değil. Evet. Çoğu insan bunu çapak zannedip silmeye kalkabilir. Bu normalde o eteği şöyle ucunu bükmüşler, kıvırmışlar evet. Yani. Bu modelin bir detayı. Keza şurada ızgarası var. Izgarası hiç fena değil. Yani mesela şöyle... Tamiya'da böyle ızgara yok, böyle yer... Şeyleri yok, aynen yok. Kaymazları yok tabii. Yani. Tabii, dümdüz. Veya bu kadar ölçe uyumlu değil diyelim varsa da bile. Ondan sonra... Yani mesela, yol tekerlerinin falan detayları Tamiya'yla kıyas götürmez. Kıyas götürmez. Detayları çok iyi. Ya mesela şöyle bir şey var. Bu böyle AFV Club'a biraz daha yakın. Kalite açısından AFV Club'a biraz daha yakın. Yani aracın gövde altı detaylarını dahi koymuşlar. Motor işte. Bile koymuş. Radyatör detayı var, motoru var. Evet. Ondan sonra yani hani... Yok yok, lafımı geri aldım. Tamiya'yla kesinlikle kıyas götürmemiş. Yani motoru mesela yapmak gerekiyor. Motorun bütün parçaları var yani. Adamlar evet, evet. Koymuşlar onları. Çünkü istersek şey yapabiliyoruz. Ön kapağını açık yapabiliyoruz. Hele servis sonunda. Kapakları onlar açık oluyor. Hele sonunda. Evet. Normalde biliyorsun Aysen bu motorları verir evet. Sonra kapalı kapakları koyar. Böyle koyar, hiçbir şey yapamazsın. Gömülür gider. Burada bunda kapaklar yapmışlar. Açık yapılabiliyor. O anlamda güzel. Vinil palet geliyor. Vinil teker geliyor. Hani onlar da şey kullanıcı dostum diyeyim. Ya çünkü çoğu insanın tek tek şeyleri paletleri birleştirmeyi pek sevmiyor ama vinili var. Fakat Ginger Cat'te bunların paleti var. Yani evet. İsteyen, hani kaliteyi biraz daha arttırmak isteyen kişiler. Aynen. Reklamımızı da yapalım. SDKFZ 251 paletlerimize Ginger Cat'in ulaşabilirler. Canlandırabilirler, aynen. Onun dışında kolay, güzel bir kit yani. Insert product here. Aynen. Ondan sonra o şekilde bir kit. Yani başarılı, kötü değil. Bittiği zaman da güzel duruyor. Ondan sonracığıma. Yani mesela şöyle bir şey var. Buna en yakın AFV var. Bir de Dragon'un 251'leri var. Mesela Dragon'un 251'lerinden ben yaptım. Daha fazla parçası var tabii Dragon. Tabii ki. İster Dragon istemez için. Bazı farklılıkları var. Yani kulplar, mutlar falan filan çok daha iyi onda. Veya işte şu şoför kompartmanını falan biraz daha iyi yapmış. Ama işte fiyat performansa geldiğimizde IGM'nin bu kiti... Yani AFV Club'la benzer detay seviyesinde olduğu evet. için her ikisinden ucuz. Dragon ve şeyden ucuz. Yanlışımıksa aynı... AFV Club'ın yarısı Dragon'un 1/4 mi 1/3 mi? Öyle yani, bir şey aynen. Yani hani. Ondan sonra o anlamda başarılı bir kit yani. Hani yapan kişiler zaten bunu görecektir. İnternette biraz araştırırlarsa karşılarına çıkar. Mesela şu üst kabuk sorunsuz birleşiyor. En çok ona baktım. Çünkü hadi Dragon'da yok ama AFV Club'da ve Tamiya'da o sorun çıkartabiliyor. Arka kapaklar çünkü problem arka kalıyor. Arka kapakta mutlaka macun gerekiyor. Evet. Şöyle bir parmak demeyeceğim de hani şöyle bir boşluk var. Bunda o sorun yok gibi gözüküyor ondan sonra. Kullanım kılavuzuna bakalım. Tabii onu da inceleyelim. Ya kılavuzda şey standart, yapmış. Aynen. ICM. Önce parçalarla başlıyor. Sonrasında yine yalın, sade. Çok fazla şey yapmayan, bölmeyen. Senin sevdiğin usul abi. Aynen, işte. Benim sevdiğim cinsle. Boğmuyor. Boğmuyor. Yok, boğmuyor. Yani artık hani dön sürekli ICM'in aynı şeyini anlatmamıza gerek yok. Yalın, sade, güzel bir kılavuz var. Dediğim gibi 4 profilde geliyor. Bunlardan ilk Fransa, ikincisi Rusya. Ha, Yunanistan. Pardon. Yunanistan. Evet, evet. Üçüncüsü Rusya, dördüncüsü de Rusya. Evet. Ama herhalde bu bahsettiğim gibi hani ilk A versiyonu olduğu için profillerin tamamı Alman grisi evet, şeklinde doğru. geliyor. Peki ilerleyen dönemlerde bunu bir modelci aldığı zaman ya Alman grisi haricinde yapabilir miyim diyebilir mi tarihsel olarak? Yapamaz çünkü bu cihazlar 42'ye kadar kullanılıyor. Ondan sonrasında bunun zırh kalınlığı yetmediği için
dış kabuk dışarıdan aynı gözükse bile işte o C ve D modellerinde adamlar motoru büyütüyorlar ve zırh kalınlığını arttırıyorlar. Öyle olduğu için bu arkadaş savaşın başında var yani. Anladım. Yani 42'ye kadar yapabiliyoruz. Evet. 42 ve sonrasında o zaman o 3 ton kamuflajlar falan filan A varyantında bitiyor. Bulunamıyor. Evet. Yaparsak ne oluyor? Ya yaparsak vatif oluyor. Vatif oluyor. Arkadan sufle veriyorlar. Yani o şekilde tamamlanabiliyor. Kısaca bu kitle alakalı anlatabileceklerimiz bu kadar. Yani internet araştırmalarında bir sorun görmedim. Ondan sonra yapan kişiler genellikle olumlu. Yani büyük olumsuzluklar yok. Zaten parça sayısı az olduğu için genelde bu tarz kitler çabuk toplanıyor. Hani bir an önce kişiyi boyamaya geçsin de hani yapıp keyfini çıkartsın. Aynen. İşte dediğin gibi abi diorama falan yapacaksa oralara koysun diye. Tabii. Hazırlanmış fiyat performans ürünü. O zaman kendisine teşekkür edip yeni konuğumuzu çağırıyoruz. Çağırıyoruz aynen. Evet Güner, günün ikinci konuğu İsrail yapımı Merkava. Yani chariot, yani savaş arabası. Ha, savaş sıçanı değil miydi ya? Yok, savaş arabası. Araba tabii, mıydı? Savaş arabası, chariot. Ne bileyim ya. Demek. Elimizdeki model Merkava Mark 1 hibrit. Neymiş abi bu hibrit? Hep sorulup duruyor. Yani böyle... Nedir ne değildir? Ha, elektrikli mi? Ne bu? Prius gibi bir şey mi? Akülü araba mı falan filan. Hayır, aslında hibrit bunlardan hiçbiri değil. Hibrit şu. Biliyorsun abi bu Merkavalar 1970'lerin sonunda servise girdiler. İlk olarak 80 mi 82 mi Lübnan Savaşı? 80'de galiba. Hatırlayamadım. Yani 80'lerin başındaki Lübnan Savaşı'nda da ilk tecrübelerini kazandılar. Sıcak çatışmalara o gün girdiler. Evet, hemen akabinde hemen akabinde 83 yılında Mark 2'ler çıktı. Orada kazanılan deneyime göre Merkavalardaki eksiklikler görüldü. Buna uygun olarak da Mark 2 Merkavalar 83 yılında hizmete girdi. Ne yaptı İsrail? Biliyorsun İsrail teknolojik olarak gelişmiş ama sayısal olarak çok düşük bir ülke. Tabii, o yüzden onlar için kullanmak istedim. Aynen. Onlar için o yüzden araç ve insan çok önemli. Ruslar gibi savurgan olamıyorlar, Amerikalılar gibi savurgan olamıyorlar, bizler gibi savurgan olamıyorlar. Öyle bir lüksleri yok. O yüzden de ellerindeki Mark 1'lerin tamamını Mark 2'nin upgradelenmiş versiyonuna yani Mark 2'deki geliştirmeleri Mark 1'e olabildiğince aktardıkları versiyona hibrit deniliyor. Yani bir yükseltme paketi Yükseltme paketi. Aynen. Birebir yükseltme paketi. Yani böyle elektrikli motor falan filan antin kuntin bir şey değil de. Aynen. Adam ne yaptı? Uçaklarda karşımıza çok çıkan. Retrofit yaptı abi. Evet. Onları tık tık geçirdi. Ellerindeki 180 adet sağ kalmış Mark 1'i tamamına yükseltme paketiyle Mark 1 hibrit diye yaptılar. Niye hibrit? Çünkü Mark 2'nin özellikleriyle Mark 1'i karıştırdı. Nedir bu farklılıklar? O zaman bu arada özür dilerim ama herhalde en çok kullanılan Mark 1 o zaman bu olsa gerek değil mi? Yani çünkü şöyle Mark 1 evet çok... Servisten çıkmadı çünkü tanklar. Ya sana şöyle söyleyeyim hala en son yanlışım yoksa bir önceki Lübnan harekatında yine Mark 1 hibritler sahada görüldü. Bizim M48'ler gibi aynen, yani. Aynen. Evet. Aynen. Nedir bu değişiklikler? Öncelikle yan etek korumaları geldi. Sis havanları eklendi. Evet. Yakıt kapasitesi arttırıldı. Motor gücü arttırıldı. Bunlar daha uzun menzilli gidiyor. Aynen. Bunlar İkinin özelliklerini aktarabildikleri kadar aktardılar. Geçmiş, evet. Geçtiler. İstersen kite girelim. Evet bakalım Takom amca ne yapmış şimdi evet. Burada. Bu arada Takom'un en büyük esprilerinden biri Merkava serileri. Evet evet. Yani epey bir varyantı var. 1 hibrit, 2, 4. Evet. Başka var mı bilmiyorum. Border biliyorsun. Bu hafta açıkladı. Merkava 2D çıkartıyor. Ha, doğru. Test CAD çizimlerini gösterdiler. Aynı zamanda test birleşiminin de fotoğraflarını
paylaştılar. Border için büyük atılım. Büyük atılım, ilk defa modern bir aracı giriyorlar. Ve yani ya aslında girmişlerdi yani. Hatırlarsan Apocalypse tankla yapmışlardı. O biraz batif bir tank. Evet. Eğlence modeli yani, evet, evet. Hatası olsa bile tabii, aynen öyle. Ama yine de hani baktığın zaman VW2'den çıktıkları bir model, evet. Bir model diyebilirim. Doğru. Benim takım vakiti hani, bayağı dolu vermiş çok ama. Dolu verdi yani. Gördüğün gibi bu palet çok önemli. Jigi, kafa. Bu kafayı mutlaka açıp göstermem lazım. Çünkü ya kafa tek parça bir de. En büyük evet. Güzelliği o. Bir de Takom bu işi yapıyor çok ya. Çok iyi yapıyor. Evet. Yapıyor. Gerçekten benim çok sevdiğim bir marka. Gövde. Burada bir şey dikkatimi çekti. Biliyorsunuz markabaların en büyük esprisi yüzeylerin neredeyse tamamının kaymaz olmasıdır. Doğru. Takom burada hiç kaymaz yüzey kullanmamış. Hmm. Yani alan modelcinin ekstra ürünlerle evet. Bu kaymazlığı yapması Ammon'un lazım. Ammon'un o tarz Ammon'un. Ürünleri var. Hemen onu aynen. Anti-slip'i çakıp. Insert product here. mutlaka onu yapması lazım diye düşünüyorum. Abi yani yine yok, dolu işte tipik dolu, Takom yani dolu, çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor aynen, da çıkıyor. Geliyor. Halen geliyor. Geliyor. Daha da geliyor. Geliyor. Var çerçeve, ya, çerçeve, süspansiyon çerçeve. Süspansiyon sistemleri çerçeve. Çok Oo. Güzel. Paletleri tam oynar palet değil. Evet. Ama iyi yapmış. Evet. Yani öyle yapması iyi olmuş artık. O da kusturur bu kadar parçadan sonra. Evet. İstersen onu da aç abi. Ona da bakalım. Yani süspansiyonu ve yol tekerlerini çok iyi vermiş. Aynen. Yine fotoğraç parça veriyor. Hı-hı. Izgaralar için. Mantıklı. Bunlara bakalım. İnceleyelim. Şimdi Merkava benim çok sevdiğim bir tanktır. Neden? Hiç sevmem. Çok şahsına münhasır bir tanktır. Şey gibi. A-10 gibi. Uçak A-10 gibi. Evet. Ama şahsına... A-10 yani. Evet ya ama şimdi Merkava da Merkava. Yani A-10'un da bir atası var. Yani bir Junker 87 Stuka gibi yani. Hayır. A-10'un atasının Junker olmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Abi, hiç. Hiç Junker'le ne alakalı. Tabii bir HS-29. Hepsi o zaman Wright kardeşlerden pırpırlı geldiler. Yani teknik oysa... olarak öyle de. Yok. Bak topları vermiş. Çok iyi olmuş. Kendinden kalıp da geliyor. Yani... İnanılmaz top değil, güzel. Şeyler. Taletin arkasındaki toplar işte. O, zincirler. Evet, zincirler. Onların neden olduğunu ben çok yıllar sonra RPG öğrendim. Yani. RPG için. Aha, RPG. RPG orada patlasın. Çünkü şey. Tarot ringine girmesin. Aynen. Taletin arkasında mermi şeyi hı-hı. Var. Ne denir ona? Rafı var diyeyim kabaca. Evet. Onları korumak adına arkaya o topları takıyor. Yani zincirin ucunda toplar evet, var. Evet, evet, evet. Mesela akademi bunları foto hatch veriyor. Hı-hı. Ve bu kadar iyi durmuyor. Ya bu gerçekten enjeksiyonda bunu nasıl yaptınız ya? Değil mi? Onu da açıp gösterelim abi. Ya bu tam bir sapıklık. Onu da açıp gösterelim. Bu tam bir sapıklık yani. En son bir de paletlere bakarız. Şimdi niye Merkava benim çok beğendiğim bir model? Normal tank dizaynından biraz farklı düşünülerek dizayn edilen bir tank. Evet. Biraz önce de bahsettik ya. İsrail için ekipman çok önemli, çok önemli, asker çok önemli. Aslına bakarsan asker birinci sırada onlar için. Evet. Asker birinci sırada. Ekipmanı yine bir şekilde yerine koyabilirim ama askerimi yerine koyamam mantığı onlarda çok yoğun. O yüzden dünyada motor bloğunun önde olduğu tek tank. Aynen. Diyor ki önden veya ön yandan yenilen herhangi bir darbe... Motor bloğu da ekstradan bir koruma sağlasın. İçerideki askerime şey yapsın. Koruma ekstra sağlasın. Bir de Merkava tanklarının şöyle bir özelliği daha var. Aynı zamanda personel taşıyıcı. Aynen. Dünyada bunu yapan başka hiçbir tank i̇şte yok. İşte savaş arabası ismi de oradan geliyor. Hı hı. Yani atlar yani motor önde, insanlar arkada. Evet. Yani savaş arabasına benzemesinin sebebi bu. Tabii. Yani arkada, orada da atlar önde, adamlar aynen. Arkada gidiyor. Burada da aynı mantık var. Arkada kapağı var. Örneğin savaş alanında 3 tane Merkava yan yana çarpışırken bir Merkava yaralandı. Savaş dışı kaldı. Personeli hiç riske atmadan diğer Merkava yanına yanaşıyor. Kapakları açıyor. Diğer personel 4 kişi artı 4 personeline kadar içine
rahatlıkla alabiliyor. Eminim 7-8 kişi bile hani o şeyle girersin diye düşünüyorum. Hani ama standartta 4 kişi alabiliyor. Yani bir zaten, team alıyor içerisinde yani. Zaten bir tankın personeli. Evet. Artı bir. Evet. Yanlışım yoksa 3 kişiyle kumanda ediliyordu merkabalar. 3 ya da 4. Ama yani yanındaki body tankının bütün personelini alıp taşıyabilirsin. O yüzden yukarıda kaçış kapağı var, aşağıda kaçış kapağı var, arkada kaçış kapağı var. Yani adamların felsefesi önce personelin güvenliği. Evet, personel kaçsın diyor. Aynen öyle. Son derece modern bir tank. Savaş alanında kendini kanıtlamış bir tank. İsrail'e özel bir tank. Yani mesela evet. Hep konuşulur ya işte Türkiye niye Merkaba almıyor? Bize gitmez Merkaba. Evet. Bu bizim tankımız değil. Aynen. Bu galiba İsrail dışında hiç kimseye de gitmez. Yani İngilizlere versen de gitmez bu tank. Onların doktrinlerine aykırı evet. olan bir tank. Hemen kullanım kılavuzuna geçelim. Burada Takom CAT çizimlerinden faydalanmış kullanım kılavuzunda. Hı-hı. Yine yalın, sade, insanı yine yormayan, boğmayan şekilde evet. ilerliyor. Takom bu konuda çok dengesiz. Bazı kılavuzları çok boğuyor. Evet. Mesela bu yine dediğin gibi abi yalın güzel bir kılavuzu var. Aynen. Bazıları çok boğuyor dediğin gibi. Bazıları çizim, bazıları cat. Hı-hı. Hani Takom'un çok bir standartı yok bu noktada. Hani evet. elinin altında hangisi varsa hani onu yaptık geçtik gibi ama kalite Takom. Burada işte tam bunu söyleyecektim. Bütün kitle ilgili iki tane eleştirim var. Evet. Bir, sen Takom'sun, niye kaymazların yok? Değil mi? Onu yapabilirdi. Evet, yani şunu yapıp, yani evet, evet, evet. Şunu becermişsin, o, topları yapmışsın, yapıp ondan sonra zinciri. Sonra kaymazı yapmamışsın. Bu bir. İkincisi, abi şu çift bileşenli namlu. Evet, özellikle modern namlular tam bir ölüm ya. Yani yapma. Neyse, yani. Bunun üzerine bir çalışalım biz. Bir evet, biz bir de Takom'da Merkaba namlusu çıkartalım. Nam, aynen öyle, bu şart. Ya bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Yani çünkü çok zımpara işin oluyor, kayma detay kaybı oluyor. Çok yani. Oluyor. Bir de biliyorsun bu modern namlular çok girintili, çıkıntılı, evet, bilmem kaplamalar ne. Var aynen üstünde. Kaplamalar var. Bazen bez detayları oluyor, o oluyor. Onları yok ediyorsun. Yani. Hiç gerek yok. İki profille geliyor. Olarak geliyor. Bunlardan ilki yanlışım yoksa evet Merkava 1'in şey belirtmemişler. Birlik coğrafya belirtmemişler. Aynen, birlik zaten coğrafya İsrail. Hani. Coğrafya olarak İsrail aynen. diyebiliriz. Plastik kalitesi Takom. Çok iyi. Hani aynen. bunu konuşmaya yok, plastik çok. Plastik kalitesini hiç, evet dediğin katılıyorum abi. Çünkü gerek yok. Yani şöyle bir şey var. Bunlar işte Dragon'dan el alıp ondan sonra çok daha ileriye taşımış olan firmalar. Aynen öyle. Yani parçaların birleşimi vesairesi gibi şeyleri konuşmuyoruz arkadaşlar. Çünkü yani birleşiyor. Yani Takom alıyorsun sonuç olarak. Yani evet. Bu mesela şöyle bir şey var. Fiyat performans ürünü değil. Yok. Bu direkt fiyat ürünü. Tabii. Yani bu aldığın şeyin bu tabii. işin Mercedes'i yani. Tabii tabii. Yani eğer, alıyorsun, yapıyorsun en iyisini yani. Aynen öyle. Yani, o yüzden şey yani hani mesela bizim özellikle Türk modelcisinde şey vardır ya. İşte ben ona bir para vereceğime iki tane iteleri alırım falan. Alırsın %100. İki tane de iteleri yaparsın. Sonra birisi yani. Yanında bunu getirir. Aynen. Yan yana koyar. Sonra. Sen böyle bir hüzünlü, ona bakarsın. Bir böyle benim. İki tane italerine bakarsın. Bir daha ona bakarsın yani. Falan. Onun yerine bakiyeyi doğru düzgün evet. şey yap, oluşturup. Aynen. Bir de mesela çok parçalı. O iki tane italeri yapacaksın, bir haftada bitecek. Bu bir aylık bir çalışmaya bile dönüşebilir yani. Çünkü mesela bir saat ayıran bir adam için bu resmen bir aylık bir proje. Tabii. Ve yani detay kalitesi üstündeki detay i̇nanılmaz. Kalitesi inanılmaz yani. İnanılmaz. Yani mesela şurada baktığım zaman şu avadanlıkların, kapakların vesairelerin falan şuradaki hı-hı. detayları çok güzel. Yani ve bu üzerine kalıplanmış olarak geliyor. Tabii tabii. Adam o 3 boyutlu derinliği tabii. vermiş. Yani sen yıkama ürünü sürdüğün zaman bunun etrafına veya evvelinde üstüne fırçayla geçip o 3 boyutluk hissi için zenital ışıklandırmayı taçlandırmak istiyorsan yani inanılmaz güzel bir detayı var. Kesinlikle. Yani keza paletlere bak yani. Tabii. Harcamış olduğun teçhizat paranın karşılığını kesinlikle. Veriyor maket yani. En basit abi İtalya'dan alacaksın o vinil paletlerle boş boş tabii, boş kopacak öl, ikide öl, bir. Öl.
Ondan sonra en azından bak, tabii, hani onda da dehşet detay var, dehşet yani detay var. İyi çalışılmış çok, bir makine. Çok güzel çalışılmış, evet. Çok başarılı bir kit. Herkese tavsiye, evet. Kesinlikle. Çok çok başarılı. Ve geldik Barış abi günün son canavarına. A26 Invader. Tabii Invader aslında Darth Vader. Orada Darth biliyoruz. Vader. Darth Vader aslında bir Invader. Bu arkadaş da aynen onun kadar güçlü bir uçak abi. Ne uçağı bu? Yani bombardıman desen değil. Avcı desen değil. Nedir? Şöyle, amacı abi, ne? Bu Invader uçaklarının esprisi şu abi. Aslında bunlar ilk başta yüksek irtifa keşif uçağı olarak düşünülmüş. Hı hı. Daha sonra arkasından tabii yapısı gereği hafif bombardımana da müsait olduğu için hafif bombardıman görevlerini üstlenmiş. Hı hı. Ondan sonra mesela 8 ile 6 arası top takılabiliyor. Kanatları çok geniş olduğu için roket takılabiliyor filan. Derken böyle çok rollü bir uçağa, gündüz görev yapan çok rollü bir uçağa doğru evrilmiş bu arkadaş. Anladım. Bizim hava kuvvetlerimiz de bu arkadaşı uçurmuş. Hatta bu kasa direkt Türk Hava Kuvvetleri olarak yapılabiliyor. Ona kaçar geldi? Bize 48 ile 49 yılları arasında 3 parça olmak üzere 45 uçak vermişler. O bayağı da var. Tabii yani Sovyet tehlikesine karşı olarak, çünkü Sovyetler işte Kars Ardahan bölgesini alalım, işte bizim boğazları ele geçirelim gibi fikirleri olduğu için Akdeniz'e sıcak sulara o hikaye. Onun karşılığında Amerikalılar hemen boş bırakmamak adına bize bir 45 uçaklık paket yollamış bunu 3 şeye bölerek. Kalan var mı? Maalesef. Keşke kalsa. Çünkü tabii, kalmaz. Bu niye alet kalsın? Çok büyük. Yani kalmaz tabii canım. Kalmaz ya. Niye kalsın abi, jilet yapmak varken? Hani böyle boş yani, boş müzeye mi koyacaksın? Pek çok hayret uçağımız şey. Gibi bu da maalesef hayatta kalmamış. Ya işte abi müzedeki P-47 ya. Anlattıklarında inanamadım yani. Bir hangarda önüne kutu dizdikleri için hayatta kalmış olan bir uçak. Evet. Kimse kutuların arkasında ne var diye bakmadığı bakmıyor. İçin. Bakmıyor. Ta 90'larda mı ne, birisi ya burada ne var şurayı boşaltın deyince uçak çıkıyor. Yani ondan sonra yani o zamana kadar o uçak yok edilmiş olarak geçen bir uçak. Tabii. Bu da keşke öyle bir yerlerde kalmış olsaydı. Bayağı büyük törenlerle falan teslim alınmış. Amerikalı üst düzey generaller falan getirip teslim etmişler. Yani ondan sonra bizde de B ve C versiyonları var. Bir de bu uçağın bir esprisi var. Şimdi bir B-26 Marauder var. Bir de A-26 Invader var. Zamanla B-26 Marauder hizmetten çekilince bunun kodu değişiyor. Öyle olunca bu arkadaş 3 savaşta savaşmış olan tek Amerikan uçağı. Yani hem 2. Dünya Savaşı'nda uçuyor, hem Kore'de uçuyor, sonra Vietnam'da da görev yapmış. Oo, bayağı uzun yıllar tabii, görev yapmış. Biz 58'de görevden çıkartmışız edindiğim bilgiye göre. Fakat Amerikalılar Vietnam Savaşı'nın sonuna kadar korumuşlar bunu. Vietnam Savaşı bitince sistemden çıkmış yani artık aktif görevi bırakmış. Ondan sonra bayağı şey yani donanımlı bir uçak. Kanat altında yük taşıyor. Gerekirse kanat altına bomba bile takmışlar. Bizimkiler falan roket moket takmış. Ekstra top takılabiliyor oraya falan. Evet. Böyle şeyli. Değişik. Hadi başlayalım. Kit de öyle. Kit de içinden çok güzel çıkıyor. Evet. Şimdi burada bir hadi bakalım. Açabilirsen aç ICM kutusuyla. Hazır mısın? Hazırım abi de. Çekemiyoruz. Kutuyu tutamıyoruz ki. A few moments later. Tutan bir şeyi de yok var ya. Lan kim geçirdi? 6.5 hours later. Okey. Hazır mıyız? Evet. Dev gibi bir kutu. Oo. Ceyiz sandığı gibi çıkıyor içinden. Aynen. Bayağı kocaman bir şey geliyor. Ya şimdi uçak büyük bir uçak. Yani işte önce keşif uçağı diye yapmışlar. Yüksek irtifada uçsun diye. Ondan sonra diğer görevleri de vermişler. Ya biz bu kocaman bir şey yaptık diye. Yani şuna baksana abi 48 ölçek tekerlek. Neredeyse 35 ölçek kübel vagonun tekeri bundan ufak. Evet. Ondan büyük yani. Aynen. Ama güzel yanı, hem güzel yanı hem kötü yanı. Güzel bir şeyi var. Lastik detayı var. Ve bunu birleştirince o birleşim çizgisiyle çok sağlam uğraşılacak ama yine de herifler çok detaylı bir lastik vermiş. Şeyi beğendim. Orta göbeği ayrı vermesini. Böylece hani maskeleme derdin olmadan. Evet. Çok, çok önemli o. Çok halledebileceğim bir şey. Şeyler. Kanatların. Kanatlar çok güzel. Bütün
izleri vermişler. Evet, panel çizgileri var. Kapaklar. Onlar güzel. ICM biliyorsun perçin çok vermez. O yüzden bunda da perçin detayı. Fakat şeyi vermiş abi bak. Arka şeyleri. Bez. Ondan sonra oraların o ondülölü yapısını vermişler. Evet. O çok hoş. Burada tabii iki motorlu bir uçak olduğu için şeyler var. Motorlar var. Şimdi bu 2019 kalıbı. Ondan sonra 2019'da bu uçağı çıkartıyor. 2019'da bir ek parça vererek, şunu ekleyerek ikinci bu kutuyu çıkartıyor. Hmm. Şimdi espri şu. İlk çıkan kutudaki maket Türk olmuyor. O Türk değil. O Türk değil. Fakat şu burun, ondan sonra bu burun yapısı bizde kullanılan yapı olduğu için bizim silahlı olan versiyonumuz. Evet. Bizde bir de C versiyonu var, keşif modeli. Bizim silahlı versiyonumuz olan B modelini yapmak için bu burunu kullanıyoruz. Bunda 6 tane top var. Evet. Ama dizilim de çok enteresan. 4 solda, 2 sağda. Hani 3-3 değil. Değil. Evet öyle şey yapmışlar. Bir de bunun yukarıdan aşağı 8'lisi var. Orada tüfekler top değil de tüfeğe geçiriyorlar. Yanlış. Anladım. Ya da 4 tane tüfek, 4 tane top mu yapıyor? Öyle bir şey var. Evet. Bilenler zaten anlamıştır onu. Aa, çok güzel. Şeyler, camlar opsiyonlu geliyor. Evet. İster açık ister kapalı yapabiliyoruz. Aynen. İki farklı opsiyon olarak vermiş. Bunu mutlaka gösterelim. Çok hoş çünkü. Hani tamamen sana bırakıyor. Hı-hı. Beğendim. Aysen bugün beni şaşırtıyor. Evet. Bu kit çok güzel. Ya mesela şimdi bu uçak komple alüminyum. Evet. Bu alüminyumun dalgalı dokusunu adam vermiş uçağın belirli kısımlarında. Evet. Onlar çok güzel. Yani o detayı şahane yapmışlar. Ben ona bayıldım yani. Bu arada bir güzel yanı var. Üstteki ve alttaki bazı kısımlar haricinde hep parçalar geldiği için böyle birleşim çizgisiyle fazla şey yapmıyorsun. Evet, mesela gövdenin şu kısmında parça oturacak. O yüzden... Tabii kapak geldiği kapak için yok. Alttaki bombardıman kapağı. Şurada kapa. Belki bir şu kadarlık kısımla uğraşacağım. Bir de şu küçük birleşim noktaları var. Aynen. Yani. Bitti gitti. Yani o anlamda şey de yani yo, büyük cüsseli bir maket için bu çok önemli. Çünkü hatır uğraş. Evet. Uğraş. Öyle şeyler yok yani. Çünkü ciddi detay kaybedersin. Burada işte Amerikalı yapmak isterseniz diğer burun da var. İşte bahsettiğimiz 8'i ki Amerikalılar için iki profil geliyor. Ondan sonra üzerinde bir tanesinin hatta pin-up'ımsı bir şey var. O anlamda güzel yani şeyi. Şu yeşil şey var. Ondan sonra bir şeytan koymuşlar falan. Hani böyle iki farklı profili var. Yani isteyen o şekilde de yapabilir. Kokpit detayına ne alemde Güler? Abi kokpiti çok güzel. Mesela şuradaki saatlere baksana abi. İnanılmaz. Yani o anlamda müthiş yapmış herifler. Bunun yanı sıra şey de var, bombardıman kapaklarının içinin detayı da var. Şey değil yani istersek açık yapıp bombaları yerleştirip ki mesela Türk yapacaklar bunları kullanabilirler. Bizde de çünkü bunu bombardıman amaçlı kullanmışız yani. Ondan sonra... Bizde hiç aksiyon gördü mü bu uçaklar? Abi onu bilmiyorum, onu Cem Ökten'e sormak lazım. Tamam. O kadarını bilmiyorum. Hani... Gerçi şöyle bir şey var, o dönemde bizde de ne 58 yani biraz daha dayansaymış mesela belki Kıbrıs Barış Harekatı'nda kalırmış yani. Anladım. Ya da en azından 60'lardaki müdahalelere yetişebilirmiş. Çünkü çok kuvvetli bir uçak yani ve beklenenin üstünde güzel bir performansı da varmış. Hani sürati mürati filan, irtifayı filan hızlı alıyor. Yani tabii ki bir avcı uçağı gibi değil ama bir yani iki motorlu bir uçak için. Bu klasmandaki bir uçak için. Bayağı iyi manevrası varmış ondan sonra. Amerika'da hayatta kalanlar var. Hani uçuruluyor. Öyle yani sadece şey değil. Hani onların şov uçuşları yapılıyor ya o tarz şekilde uçuruyorlar. Hani isteyen YouTube'dan o videoları bulup da seyredebilir. Evet. Makete dönecek olursak maket inanılmaz güzel. Hiç çapak yok bir kere. Yani ya bu ICM ondan sonra bir savaş istiyormuş demek ki yani. Hani adamlar bayağı kaliteli şey çıkarttılar yani kitlerini çıkarttılar. Evet. O ICM'in ilk zamanlarındaki o kalitesizliği yok artık. Abi kalıp yağı yok bir kere. Yani o kadar güzel ki ya şu çerçevede bile çapak yok. Yani muhteşem yapmış. 4 profil de geliyor. Ha 4 profil mi geliyor? 4 profil geliyor. Hani her biri farklı. Genel olarak ama hepsi metal. Evet. Hani bu uçağın Vietnam'da kamuflaja boyamışlar bunları. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani 2. Dünya Savaşı dönemi bunlar hep metalik uçuyor. Anladım. Çok güzel bir kitmiş. Çok
Çok beğendim. Yanlışım yoksa sen bunun kutu açılışını yaptın. Evet, şu an yaptım. Tezgahta var. Gidiyor diye biliyorum. Aynen. Nasıl gidiyor? Güzel. Birleşimi nasıl? Hiçbir sıkıntısı yok. Yani sen şimdi hani ben böyle okudum baktımdan daha öte hani sen birebir evet. yapan bir insan olarak evet, şu evet. an hani birleştiriyorsun bu kiti. Birleştiriyorum. Şu an işte kokpit. Ben pek kılavuz adamı değilim. Kendi kafama göre takılıyorum. Şöyle ki ben önce hani tabii ki ilk zaten kokpiti toplatıyor da şu an kokpitle uğraşıyorum. Yani içerisindeki şu saatleri falan boyuyorum. Ondan sonra parçalar sıkıntısız birleşiyor. Gövdeyle daha şeyini yapmadım. Hani uyum sürecine girmedim ama gövde büyük olmasına rağmen güzel oturacakmış izlenimi veriyor. Fakat bu tarz maketleri yapan kişilere bir tavsiye parçaları birleştirince altta eğer bir şey girmiyorsa destek atmaları. Çünkü bu tarz maketler zamanla özellikle kanata oturturken gövdesi hareket eder. O sıkıntıyı, o da şeyleri yapmış olduğunuz tesviyeleri bozar. Onları şey yapmamak adına şunlar destek atmak. Şunlar zaten destek değil mi? Onlar şey, kanat için gelen kısımları. Ha, tamam. Çok güzel zaten. Şimdi kılavuzda baktığımız zaman pilot kısmı, radyo tabii. kısmı, navigasyon kısmı, bombacının yerleri. Hani aslında çok ciddi bir iç var burada. Tabii. Mesela bombaların rafı var. Yani evet, evet. Ona bayıldım ben yani. Şurada işte pilotun oturduğu kısım burası ayrı. Telsizcinin bulunduğu yer ayrı. Tabii. Hani onları ayrı ayrı yapıyorsun. Yani inanılmaz detaylı bir şey var. Yani şimdi bakıyorum. Pilot, telsiz. Arkada da büyük ihtimalle navigatör, bombacı evet, tarzı bombacı. Bir şöyle bir olay var. Camı çok büyük. Hani şöyle hani onun kararını o şekilde aldım. Acaba nasıl yapsam? Biraz aslında sallamasyon hemen içeriği toparlı bir işte yeşil vur, bir yıkama yap falan filan. Hani geçecektim. Fakat cam çok büyük. Hani içerisine çalışılabilir. Ufak yani, bir led. Ya keşke aslında sayaçlar için çok güzel olurdu o. Yani öyle bir ışıklandırma yapılabilir. Cam büyük olduğu için içi gözüküyor. Öyle kaçılabilecek bir iç yok. Keza alttaki kapaklar açık olursa da aşağıdan baktığınızda kokpiti zaten görüyorsunuz. Zaten her şeyi görüyorsun. Ondan sonra evet. o yüzden şey yani hani yok ya gerçekten yani alet büyük. Yani keyif veriyor. Bakalım bunu değişik metalik oynamalarla boyayacağım. İnşallah bittiğinde de merakla paylaşırız. Bekliyoruz. Aynen. Aynen. Bakalım güzel olacak inşallah. Evet bu haftalık da yine bizden bu kadar. Ne diyorsun? Hangisi? Ya ben şöyle SDKFZ'ye doğru böyle bir yanlama olabilir o, yani. Ona ben de gidebilirim ama Merkava da çok çok göz kırpıyor ya. Bence sen Merkava. İyi sen o ben bu. Ben Alman. O zaman aldık gittik. Aynen. Türkümüz ne oldu? Onu yapıyorum zaten. Onu zaten yapıyoruz. Onu da siz alın ya. Alın ya. O da anlattık bir alın yani. Hepinize kucak dolusu sevgilerle, bol modelli haftalar.